Sevgili misafirler, sıradaki sunumumuz başlığı fazla sunumun. Müsaadenizle, artık yaşlandım. Sunum konusu şu: bedensel kusuru olan bir öykü karakteri yaratmak. Bu yaratım sırasında yaşadığı akıl yürütmeleri izleyeceğiz. Sunucumuz kimdir? Kendisi reklam sektöründen emekli. Güzel. Bir web sitesinde daha çok makale, anı yazısı tadında 80 kadar yazısı yayınlandı. Halen Yapım Lab'de senaryo danışmanı olarak görev yapıyor. Yuvarlak Masa Yazarları diye bir yazar grubunun üyesi aynı zamanda. Ve gelecek baharda yayınlanması beklenen ortak kitapta iki öyküsü olacak. Alkışlarınızla. O şey değil değil mi? Yeni gelen sunucumuz da serum mu takacak? Bunlar yok değil mi? Şu limonları çöpe atmayın. Sıradaki sunucumuz, alkışlarınızla Sayın Mehtap Akdeniz. Buyurun. Merhaba, hiç vaktim yok, hemen konuya gireceğim. Çünkü hem böyle yapıyorlar. Şimdi kurmaca dünyada karakterimizi yaratırken ona bir takım özellikler veririz. Bu özellikler fiziksel olabilir, ruhsal olabilir, karmaşık olabilir, basit olabilir. İpler sizin elinizdedir. Ama bu karakteri yaratırken asla unutmamanız gereken bir soru var. Bu soru çok kilit bir soru. Neden sorusu. Yani bu neden böyle sorusunun cevabı da mutlaka bilmeniz gerekiyor. Benim karakterimin özelliği 6 parmaklı olması. Eksiği yok, fazlası var yani. Hemen bir kağıdın üzerine fazla yazarak düşünmeye başladım. Böyle ayaklı bir kadın nasıl bir ayakkabı giyer diye düşündüm. Ve dedim ki bu erkek ayakkabısı giyer. Peki karakterim erkek mi olmalıydı, kadın mı? Böyle bir ayaklı kadın, ayakkabı giyen bir karakterin kadın olması daha yani güçlü bir seçimdi. Ve bunun hoş ve geçkin bir kadın olmasını daha uygun buldum. Bu kusur onu bu şekilde hem gizemli hem de huysuz yapacaktı. Bu benim çok işime yarayacak öyküde. Şimdi elimizde neler var bakalım. 6 parmaklı bir ayak, erkek ayakkabıları, geçkin, huysuz, hoş bir kadın. Karaktere giderek kendimi yakın hissetmeye başlamıştım. Hemen gidip oğlumun 44 numara ayakkabılarını giydim. Ayaklarımı sürmeden yürüyemiyordum. Demek ki bu kadının yürüyüşü böyle tahta bacaklı bir korsanı andırabilirdi. Fakat içim hiç rahat değildi. Çünkü kusurlu bir kadına tahta bacaklı korsan demek pek hoş olmadı. Bu etik sorunu sevimli bir şekilde çözmem gerekiyordu. Dedim ki çizgi roman okuru küçük bir çocuk bunu bize anlatırsa bu sevimli bir şey olabilir. Ve derhal şeyimi, anlatıcımı belirlemiş oldum. Böylece dedim ki hem de çocuklardan da haz etmez bu kadın. Bu da benim işime çok yarayabilir. Üstelik kadının çocukluk yıllarını düşününce onunla alay ettiklerini, onunla dalga geçtiklerini, ona lakap taktıklarını falan, kesinlikle bir lakabı olmalı bu kadının dedim. Fazla kelimesinin eş anlamları üzerine bayağı kafa yordum. Betül Fazla, Gül Daha, Nilbol, Aylamor. Ön ismi kesinlikle kısa olmalıydı. Nil, Nur, Gül gibi. Ve ben de Borges gibi kelimelerin tonlarının sihrine çok inanırım. Mor kelimesinin sihri beni çekti ve bunun üzerine bayağı düşündükten sonra öykümün karakterinin adını buldum. Nur Famor. Tango gibi. Artık karakterimin kim olduğunu biliyordum. Mor salkımları, mor leylakların olduğu bir bahçede yaşamalıydı Nur Famor. Bu saklandığı bahçede yani saklandığı işte bu benim bütün olay örgümü çözen kelimeydi. Bu kadın kesinlikle saklanıyor olmalıydı. Ve bu kadının bir dakika neredeyim? Evet, bu olay örgüsünü çözdükten sonra ilk satırlar döküldü.
Hem arkam sağım solum sobe saklanmayan ebe komutuyla birlikte kendimi sokağa döner dönmez karşınıza çıkan mor çiçekli bahçedeki akşam sefalarının altında buldum. Bu iki ebeli tek sobeli saklambaç için yılda birkaç kez cesaretimi toplar, her şeyi göze alıp çitin kırık yerinden gizlice bahçesine sızardım. Bunu kendime uğur saymıştım. Ne zaman bu bahçeye girsem Nurfamor adlı korkunun verdiği hızla ebeyi ilk sobeleyen hep ben olurdum. Sahiden böyledir bu işler. Bildik deneyimler karakterinizi sahici yapmak için çok işe yarar. Ufaklık bu akşam sefalarının altında bayağı bir vakit geçirdi. Bize Nurfamor'un çok güzel bir kadın olduğunu falan anlattı. Peki sizce hiç evlenmiş miydi bu kadın? Bence hiç evlenmemişti. Ama bu ufaklık bize öyle şeyler anlatmalıydı ki daha müziği dinlemeden notalardan biz bu öykünün şarkısını dinlemeliydik. Mor çiçeklerin altında nefesimi tutmuş, tek yaprak çıtı çıkarmadan öylece duruyordum. Penceresi açık evin salonundan gelen gelinle damat için çalınan evlilik şarkısı işimi kolaylaştırıyordu. Nurfamor kaba saba at gibi dursa da okuyucunun zihninde dans eden güzel bir kadındı artık. Her şey birden fazla yolunda gitmeye başladı. Hemen devreye karakterimizle çatışacak Ebe Emre'yi sokmamız gerekiyor. Saklanmacın da hakkını verelim. Ebe Emre anlatıcı çocuğu görür öyküde. Fakat bahçeye kadar girip sobelemek yürek ister. O ne yaptı? Öykünün ortasında bas bas bağırdı. Gördüm sobe, Nurfamor'un bahçesindesin diye bağırdı. Sayılmazdı. İsim söylemeden sayılmazdı. Hiç ses etmeden öylece durdum. Nurfamor'un sinip iç kurusu diye bağırmasıyla Emre hızla kendini sokağa atmıştı ki aynı anda kocaman bir siyah deri terlik havada süzüldü. Uçtu uçtu ve asfaltta karşı duvara çarpıp oracağa yığıldı. Çatışma ortamı fena gerildi. Küçük çocuğun saklambaçını berbat edecek kadar korsan bu kadın, unutmayın. Sizce bu öykünün sonunda bu küçük çocuk dayağı yer mi yemez mi? İşte tam bu noktada karakterinizin okuyucuyu şaşırtmaması gerekir. Öykünüzün sonunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burada hiçbir sorun yok. Beklenmedik bir son yaratabilirsiniz. Ama karakteriniz tutarlı olmalıdır. Kesinlikle okuyucuyu yanıltmamalıdır. Evet, öykünün sonunda bizim çocuk Nurfamor'a yakalanır. Görmemesi gereken altı parmaklı ayağı da görmüştür üstelik. Yani okursunuz, internet sitesinde vereceğim. Ve sonuçta göz göze geldik. O kadar heyecanlanmıştım ki ne diyeceğimi şaşırdım. Sobe diyebildim fısıldayarak. Bir bana baktı, bir elindeki siyah terliğe. Kafama indirecekti, bekledim. Devamını ve tamamını blogumda okuyabilirsiniz. Benden bu kadar. Yani 20 saniyede bu kadar oluyordu. Rica ederim. Bir sorunuz var mı? Çok mersi, sağ olun. Teşekkürler. Sorularınız. Lütfen var mı sorularımız? Hanımlar, beyler. Her şey çok net anlaşıldı galiba. Her şey net. Çok iyi anlatmışsınız. Soru sormuyorum. Geldim. Sağ olun. Çok mersi.